24 ekranlarından merhabalar efendim. Yepyeni bir günde kültür sanat dünyasının en güncel gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Bugün iki özel, önemli, her birinizin çok sevdiği konuğum var. Onlar İnce Saz'ın kurucu üyeleri. Elimde gördüğünüzde sürprizleri, yepyeni albümlerini uzun bir aradan sonra bizlerle buluşturdular. 9. albümleri geldi efendim. Peşindeyim. Ve albümü konuşmak üzere grup üyelerinden Murat Aydemir ve Cengiz Onural benimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyi, vallahi biz heyecanlıyız, sizi düşünemiyorum bile. Evet, biz de heyecanlıyız. Yeni albüm Peşindeyim, 9. albüm. 3 yıllık bir araydı galiba, değil mi? Son albümden bu yana. 3 yıla da geçen. 4 yıla yakın, evet. 4 yıl oldu. Biz çok özledik. Nasıl şarkılar, nasıl süreç, hepsini konuşacağız. Ama bu albüm nasıl bir araya geldi, bu şarkılar özellikle sizin için en sancılı olan dönemi anlatmanızı isteyeceğim. İsterseniz Murat Bey siz biraz başlayın. 11 şarkı bir araya geldi. Evet, her birinde nakış nakış sizlerin imzası var. Aynen öyle. Yani bu albümümüz 4 yıl niye bekledi? Bir kere en büyük özelliği tamamı kendi şarkılarımızdan oluşuyor. Bir şarkı hariç, onda sözleri Cengiz abiye evet. ait. Yani 10 tane şarkı besteledik. Aslında daha fazla şarkı besteledik. Sonra içinden bu 10 taneyi bu albüm için özel olarak seçtik. Çünkü farklı dokularda, farklı kokularda şarkılar besteleniyor. Evet. İşte onların birbirine yakın, uyuşabilecek olanlarını seçiyorsunuz. İşte bir sound birliği oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani sancılı bir dönem değil aslında bizim için. Çok zevkli bir dönem. Çünkü üretiyorsunuz. İşte ürettiklerinizi beraber değerlendiriyorsunuz. Bu albüme olur, bu olmaz. İşte bu çok güzel. Hadi bak bunu da yapalım. Biz o mutfak çalışması diyoruz biz bu 4 yıla. Aslında bizim belki de en sevdiğimiz o zamanlar o mutfak çalışmaları. İşte diyorum ya, yaratıcılık, işte üretkenlik. Evet. Ön planda oluyor çünkü o sırada. Bunda o zaman kilit nokta ekibin, tüm grubun birbirine sırtını yaslayabilmesidir. Çünkü gruplarda genelde sancılıdır ya o dönem. Madem öyle değil diyorsunuz, bu işin alameti farikası nedir? Çok güzel ifade ettiniz. Ekibin birbiriyle olan dayanışması, ki biz bunu 20 senedir sürdürüyoruz. Evet. 20 yaşındayız. Grupların bu kadar uzun yaşadığı durumlar genellikle başarı hikayeleri oluyor. Aynen öyle. Biz de şükrediyoruz bir arada olduğumuz için. Bir de yani gruptan kimler geldi, kimler geçti, her biri çok usta isimler. O isimler de hala grupla birlikte. Evet. Yani daha detayını, neler olacağını konuşacağım ama şimdiden duyurayım hiç atlamadan. 20. yılını bir konserle taçlandıracak efendim. İnce Saz, Peşindeyim albümünü. Çok özel de bir konser olacak. Melihat Gülses, Cengiz Özkan ve daha birçok isim şimdiye dek İnce Saz'la işbirliği yapmış, hemen hemen kim varsa o sahnede olacak. O konserden evet. isterseniz bahsedin. 27 Aralık Çarşamba akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle yapıyoruz bu konseri. Dediğiniz gibi aslında kimler geldi, kimler geçti, herkesi o sahnede keşke konuk edebilsek. İşte kiminin işi olduğu için evet. katılamıyor. Herkes gelirse 4-5 saat sürer o konser. Biz herkesi davet ettik. Gelebilen herkese de başımızın üzerinde yeri var zaten. O şekilde bir organizasyon yaptık. Cengiz Özkan, Melihat Gülses, Oya Küçümen, Derya Türkan kurucu üyemiz evet. ve Muammer Ketencioğlu. O sahnede. Sadece çağırdığımız konuklardan o gün müsait olup katılabileceğini bildirenler. Katılamayanlara da teşekkür ettik tabii. Onlarla gönlümüz. Güzel bir konser olacak, bekliyoruz. İzleyenler de çok heyecanlı. Şimdi Türk müziğinde o kadar benzersiz bir şey yapıyorsunuz ki 20 yıldır. Kendi tarzını yaratan, kendi imzasını yaratan, artık bir ezgiyi duyduğumuzda ince saz diyoruz. Böyle bir şey yapmak, bir kere bu kararlılıkla devam edebilmek çok keyif verici olsa gerek. Bu yorumları da duymak öyle olsa gerek ama bir yandan da üniversiteden, liseden, işte ortaokuldan ya da 70-80 yaşında metal müzik dinleyen, pop müzik dinleyen herkes için Türkiye'de çok az isim vardır böyle her kitleye hitap eden. Bu amaçlanan bir şey miydi? Hediyesi mi oldu bu işin? Yok tabii, insan düşünemez bu kadar çok değişik zihniyette, değişik yaşta, değişik yaşantılardaki insanların birden sahip çıkabileceğine. Bu bizim gurur tablomuz. Tabii ki tahmin etmiyorduk. Ama çok seviniyoruz. Evet, yani Türk müziğini bir kere sevdirmek çok değerli bir şey.
Bunu da herkese sevdirmek, her kuşağa sevdirmek tam de apayrı olsa gerek. Tam Türk müziği aslında demiyoruz biz yaptığımız müziğe. İşte buna kendi imzasını atmak derken var. Ondan bahsediyorum. Artık İstanbul müziği yapan bir ince saz grubu diye daha çok nitelemeye çalışıyoruz. Tam olarak Türk müziğinin karşılığı değil çünkü belki yeni Türk müziği hareketi veya yeni bir anlayış denebilir Türk müziğine, yeni bir yorum denebilir. Aslında o da tabii bizim için çok güzel. Yani ince saz diye bir şey oluşturduk, evet. Marka ve sound ve müzik oluşturduk. Onun altını 20 yılda doldurmaya çalıştık. Siz de söylüyorsunuz, o işte geniş kitleyi de kucaklayarak demek ki bir soluk, bir ses, bir imza atabilmişim. Bu da artık yani onun kutlaması oluyor, evet, galiba. Evet. Peşindeyim albüm. Albümde söylediğiniz gibi 10 şarkı size ait. Bir tanesinin de sözleri size ait. Haris Alexiou, Yunan müziğinin tanrıçası diyoruz artık biz ona. Onun bir şarkısını bestelediniz. Bir şarkısını bestelemedik. Onun bir şarkısına söz yazdık. Bundan 4 sene evvel Haris Alexiou ile bir konser verdik İstanbul'da. Onun ön çalışmaları sırasında hanımefendiye dedim ki bizim bir şarkımıza söz yazsana, sen çok iyi bir söz yazarısın. Ah dedi, kolay mı? Kolay kolay senin için dedim. Dedim ki eğer bizim bir şarkımıza söz yazarsan ben de sana söz veriyorum. Ben de senin şarkıyı, bu şarkıyı çok sevdiğini biliyorum. O ayırıyor bu şarkıyı. Kendi besteleri var birçok ama bu şarkıyı onun için herhalde önemli, özel herhalde ki ayırıyor onu. Ben dedim söz yazacağım. O sözünde durdu. Çok aşığım var diyorlara. Yunanca söz yazdı. Hatta sahnede okurken de ağladı. Biz de sözümüzü tuttuk. Biz de bu sözleri yazdık. Karşılıklı birbirinize dostluğu da, evet, sevgiyi de, müzikle de göstermek, en güzel yaptığınız şeyi de göstermek şahane olmuştur. Sancılı olmayan sürecin sonunda, evet. Çok keyifli olan sürecin sonunda artık sevenleriyle, ince saz sevenleriyle buluşacak, bir kez daha göstereyim. Kalan Müzik etiketiyle çıktı efendim, Peşindeyim. Bir 20. yıl albümü olması münasebetiyle de galiba biraz daha, ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum ama biraz daha özel, biraz daha böyle başucu albümü. Biraz daha ince saz, daha ince saz diyebiliriz. Yani buram buram ince saz kokuyor demişti bir arkadaşımız. Hoşuma gidiyor o tabir. İşte besteleriyle, düzenlemeleriyle, solistlerimiz Ezgi Köker ve Bora Eboğlu'nun yorumlarıyla, evet, ya her şeyle tam bir ince saz albümü oldu diyebilirim. Böyle şey, bizim ilk albümümüz de çok ince saz kokar. Mesela 20. yılda işte böyle özel bir konser, özel bir yıl. Yine sanki öze dönüş gibi, evet, düşünülebilir. Ama buradan da şu sonuç çıkarılmasın. Mesela 10. konserde ters köşe bambaşka bir şey yapar ince saz yani. Evet. Peki şimdi lansman konserine İstanbul'da olan birçok ince saz izleyicisi, evet, elbette katılacak. Ama şimdi diğer izleyicilerimiz de biz ne zaman, nerede izleyeceğiz diye de üzülmesinler. Konserler devam edecek değil mi? Yani yeni, evet, albüm konserleri o en sevilen eski şarkılarla birlikte de seslendirilmeye devam edecektir. İnşallah. Şimdi albümümüz daha çok taze, yepyeni çıktı. Muhakkak bu albümün konserlerini yapmak lazım. Ancak 27 Aralık'ta çarşamba akşamı 20. yıl konserimizi yapacağımız için şimdi hemen acele etmedik. Onu gölgede bırakmak istemedik. Ocak'ta inşallah yeni senede birçok Türkiye genelinde konserler yapma planlarındayız inşallah. Tabii ki o konserlerde de bu yeni şarkılarımızı seslendireceğiz. Albümdeki birçok şarkı kısa zamanda zaten klasikleşmiş ince saz şarkılarından biri haline gelecek. Aa, yani yine nokta atışları her zaman inşallah yapan bir grup ince saz. Çok teşekkür ederim. 9. albüm için çok heyecanlıyım. Üstüne bir de yoğunluğunuzda geldiğiniz için çok mutluyum. Konuğum olduğunuz için. Sağ çok teşekkür ederiz efendim. Murat Aydemir ve Cengiz Onural benimle birlikteydi. İnce Saz'ın 9. yepyeni albümü Peşindeyim. Kalan Müzik etiketiyle çıktı. Sizleri bekliyor, dinlemenizi bekliyor, sevmenizi, yorumlarınızı bekliyor. Ve yine belirtelim, çarşamba günü İstanbul'da bu albümün ve dolayısıyla da 20. yılın özel bir kutlaması olacak. İnce Saz'da yolları kesişmiş, onlarla işbirliği yapmış, sizin de çok sevdiğiniz birçok önemli müzisyen de bu sahnede İnce Saz'la yeniden bir araya gelecek ve dolayısıyla bizlerle bir araya gelecek. Albümü dinleyip bize de yorumlarınızı yaparsanız çok seviniriz efendim ve böylece bugün sanat takibini noktalıyoruz şimdilik. Hoşçakalın.